Geldik Ejderha Taşı. Şimdi efsanelerdeki en çok kullanılan motiflerden birisi, anlatılanlardan birisi, insanların taş olması, hayvanların taş olması, Evet. günahkarların taş olması, kötülerin taş Taş olması. olması gibi. Aslında efsaneler insanların hayatına bir de çekidüzen veriyor. Diyor ki bak sen böyle böyle yaparsan taş olursun. Ejderha taşı efsanesini de Allah rahmet etsin Kabaklı hocamın Ejderha Taşı diye bir kitabı var. Küçük bir kitaptır. Oradan almıştım. Kendisi de ayrıca anlatmıştı. Annesinden dinlermiş. Göllübağ'a giderken orada büyük ve siyah kayalar var. Uzaktan bakınca bunlar bir ejderhaya benziyor. Ama ejderha nedir? Gören var mı? Onu tanımlayan var mı? Yok. Ejderha da insanların muayilesinde bir şey, onlara kötülük yapan bir hayvan. Bazen iyi ejderhalar da oluyor. Evet. Bazılarına göre, Koruyucu ejderha. evet, bazılarına göre Şahmaran'ın da oğlu ejderha. Evet. Oradaki o kara taşları, ağzı açık Harput'a doğru dönen ve duran, yanında da iki taş olan, onun küçüğü gibi görünen görüntüyü, dağı insanlar işte büyük bir ejderhaya benzetmişler. O ejderha Harput'a gelip ağzını açıp Harput'u yutacakmış. Ve çok korkmuş Harput ahalisi. Ağzı dualı insanlar Süt Kalesi'nin mescidinde namaz kılmışlar, secde etmişler ve Allah'a yakarmışlar. Bizi buradan, bu ejderhadan kurtar diye. Rabbim onu taş haline getirmiş. O da yıllarca orada Harput'a ve oranın imanı bütün insanlarına kötülük yapamayan ejderhayı simgeleyerek durur Evet. ve bize bakar. Evet. Fakat taş kesilme hadisesi çoktur şeyde, efsanelerde. Günahkarlar, ekmeğe saygısızlık Yapanlar, edenler. evet. Evet.